Kadim İskenderiye Kütüphanesi, Akdeniz'in en güzel noktasında, Büyük İskender'in kurduğu İskenderiye kentinde, M.Ö. 3. yüzyıl, M.S. 4. yüzyıla kadar ayakta kalmış kütüphane, ama ondan beridir 1995'e kadar bulunmayan kütüphane, 2002 yılında açılmış Ahan Mimarlık Ödülü'yle kütüphane tekrar hayata geçmiş. Dünyanın en önemli kütüphanelerinden, büyük bilim merkezlerine sahne olmuş bir bilim merkezi, astronomi araştırma merkezi, günümüzde konferans müze, sergi alanları, hatta eski kitapların tamir atölyelerinin bulunduğu dünyanın en önemli kütüphanelerinden ve tarihi kökenli olan kütüphanelerden biri. Popüler kültür içinde 2009'da yapılmış bir film, Agora filmine de sahne olmuş. Bu şekilde biliniyor. Kütüphane 1,5 milyon kitap içeriyor. 5 milyon kitap alabilir. Ve kütüphaneyi Ocak 2024'te gezdik. Evet, meşhur İskenderiye Kütüphanesi. Agora filminin çekildiği yer. Ben 70 bin metrekare alanda kurulmuş olan bu yeni İskenderiye Kütüphanesi, Büyük İskenderiye Kütüphanesi hakkında anlatacağım. O kadar çok şey var ki, Osmanlı dönemi yüzyıllarca yayın merkezi olarak görülmüş. İşte Kabe malzemeleri sergileniyor, baskı makineleri sergileniyor. Milattan önce 3. yüzyılın başında Büyük İskender'in imparatorluğu, ölümünden sonra imparatorluğu dağılınca komutanlarından birinin onun oğlu tarafından, aslında Lagus'un oğlu Ptolemaeus tarafından 1. Soter'ın eline geçmiş ve onun kurduğu kütüphane yerel halkla, onların dinleriyle, inançlarıyla, kültürleriyle çok haşır neşir olmuş. Hatta kendisi Firavun adını almış ve bu kütüphane büyük bir bilim merkezi olmuş aslında. O kadar önemli bilim adamlarını, 900 bin el yazmasına papirüse sahip olmuş, onlara ev sahipliği yapmış. Mısır'a gelen, İskenderiye'ye gelen herkesin elindeki kitaptan muhakkak bir örneğini kütüphaneye vermesi, aslında tekrar geri alma koşuluyla böyle bir gelenek varmış. Bu kütüphanede Öklides dediğimiz Öklit, Arşimet, Batlamyus gibi büyük bilim insanlarına ev sahipliği yapmış. Çok önemli bir kütüphane. Ondan sonra anlatacak çok şey var. Yıkılışı hakkında da bir şeyler söyleyelim. Müslümanlar tarafından 7. yüzyılda Hazreti Ömer'in İşte komutanı Amr İbn As tarafından yıkıldı. İşte Kur'an-ı Kerim'de varsa zaten gerek yok kitaplara anlayışıyla yıkıldı. Ama bu Bernard Lewis tarafından reddedilen bir iddiadır. Kesinlikle 4. yüzyılda yine Hristiyan, putperest münakaşasıyla, din çatışmalarıyla yıkıldığı, Sezar tarafından yıkıldığı daha ağırlıkta kalan bir görüştür. Kütüphanenin dış duvarında dünyanın bütün dillerinden kelimeler, harfler bulunduğu, tabi hiyeroglif ağırlıklı bir görselin bulunduğunu söyleyelim. Ahan Mimarlık Ödülü olduğunu da hatırlatarak, 1500 öğrenci, çalışan araştırmacının aynı anda oturarak çalışabildiği, yukarıda camlı bölmeler olduğunda güneş ışığının çalışanlara vurmayacak, rahatsız etmeyecek şekilde dizayn edildiğini söyleyelim. Müze, sergi salonları, 3 müze, 4 sanat galerisi, konferans salonu ve gök inceleme merkezinin bulunduğunu da, yani planetaryumun bulunduğu, el yazısı restorasyon yerini bulunduğunu da biraz önce de söylemiştim. Tekrar hatırlatmakta fayda var.
Antik çağın bu en zengin kütüphanesinin 70 bin metrekarelik alanda yıkılışından 1600 küsür sene sonra tekrar yapılmış. Tabii ki biz 70 bin metrekarenin ne yazık ki çok az bir kısmını görebildik. Ama sizin İskenderiye'de daha çok vakit geçirmenizi, İskenderiye Kütüphanesi'nde daha çok zaman ve zamanın içinde daha çok inceleme, gözlem yapmanızı tavsiye ederim. İşte astronomi gözlemevi olduğunu, kütüphanelerin, sergi salonlarının olduğunu anlattım. Gezmek, yeni yerler görmek güzel. Size iyi seyahatler, gezmeler dilerim. Orada olmak güzeldi, hiç unutmayacağım. Bütün ekibi de, Mısır'ı da, İskenderiye'yi de. Alexander, İskender, yani Büyük İskender, Napolyon, Osmanlı, işte Firavunlar dönemi, Antik Çağ, Büyük İskender'in yıkılışı filan, bütün bir tarihi orada hissetmek mümkün. Pek çok kişinin işte o heykellerle de gösteriliyor. Osmanlı'nın işte Kabe kapıları, Kabe örtüleri tekrar görüyoruz. Bütün dünya dillerinin yansımaları kütüphanenin dış yüzeyinde, dış duvarında. Evet, selam olsun İskenderiye Kütüphanesi'ne.